İstiklal Marşı'nı yazarken ne hissettin? İstiklal Marşı'nı yazarken vatanımın bağımsızlığı için bir destan yaratmanın ağırlığını ve onurunu hissettim. Gelecek nesillere tavsiyem, geçmişimizi ve kültürel mirasımızı korumaları, vatanseverlikle, adaletle ve dürüstlükle hareket etmeleridir. Büyük millet meclisinde temsil ettiğimiz Burdur ve aynı zamanda adımızı taşıyan üniversite hakkında ne düşünüyorsunuz? Büyük Millet Meclisi'nde Burdur'u temsil etmem, benim için büyük bir onur ve sorumluluk kaynağıydı. Safahat, benim için sadece bir kitap değil, kalbimin en derin duygularının yansımasıdır. Sevgi, saygı, dürüstlük gibi erdemleri öğütleyerek umutla bakmalarını sağlamak da önemlidir. İşte İstiklal Marşımızın ilk kıtası. Korkma, sönmez bu şafaklarda güzel Alsancak. Altında bir klavye içerisinde tuşa basarak kendisiyle etkileşim kurabiliyorsunuz. Sizi dinliyor öncelikle. Daha sonra sizin sorduğunuz soruları birkaç saniye bekleyerek kafasında kurguluyor. Tabii bu tamamen doğaçlama ve her seferinde farklı bir cevap veren bir yazılım sayesinde gerçekleşiyor. Güncel konulara dair fikirlerini, geçmişteki tarihi olaylara dair fikirlerini, Safahat'i, İstiklal Marşı'nı ve diğer eserlerini yazarken hissettiği duyguları çok açık sözlülükle ifade ediyor. Politik konulara ya da bir takım hassas konulara dair genel geçer cevaplar veriyor. Yani projemizin ilk aşamasında Mehmet Akif Ersoy'un gerçekçi yüz hatlarını elde etmek adına üniversitemizde bulunan bal mumu heykelinden faydalandık. Bu heykeli fotogrametri tekniğiyle 3 boyutlu ortama aktardık. Bu sayede kendisinin gerçeğe en yakın olan yüz hatlarını elde ettik. Ben bu projede Mehmet Akif Ersoy'un görsel kimliğini oluşturduğum bir noktadaydım. Gerekli 3D yazılımları kullanarak Mehmet Akif Ersoy'un saç, sakal, bıyık ve kıyafetlerini oluşturdum. Gelecek nesiller için tavsiyen nedir? Projenin yapay zeka entegrasyonu tarafında yer aldım. Üniversitemizde bulunan Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Araştırma Kurumu, Mehmet Akif Araştırma Kurumu içerisinde bulunan verileri kullandık, başlıca araştırmaları. Ve dahilinde internetteki belli başlı verileri alaraktan yapay zeka modelimizi eğittik. Eğittiğimiz modelde Mehmet Akif Ersoy'un yazdığı şiirler, yaşantıları, geçmişleri ve birçok bilgiyi barındırıyor.